Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DW Haber'e hoş geldiniz. Haftalardır derin devlet mafya ilişkilerine yönelik açıklamaların konuşulduğu siyaset gündeminde bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri tartışılıyor. İyi Parti lideri Akşener'e yönelik sözlerinin özellikle siyasi saldırıların düzenlendiği bir iklimde şiddeti artıracağı tepkisi yükseliyor. Sedat Peker'in iddiaları 25 yıldır aydınlatılamayan Kutlu Adalı cinayetini de kapsıyor. İşaret edilen Korkut Eken de Atilla Peker de Kıbrıs'a gittiklerini kabul ediyor ama cinayeti işlemediklerini savunuyor. Ancak birbiriyle çelişen ifadeler cinayete yönelik yeni soru işaretlerine yol açtı. Sedat Peker tarafından bir dönem oluk oluk kanlarınızı akıtacağız sözleriyle tehdit edilen barış akademisyenlerine Peker'in açıklamalarını sorduk. Peker yaratılmak istenen korku ikliminin bir parçasıydı diyorlar. Ve Türkiye'de dolar ve euro yeniden rekor seviyelere ulaştı. Yeni zamlar kapıda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti lideri Akşener'e yönelik sözlerine tepkiler büyüyor. Erdoğan, gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Bunlar daha iyi günler, daha neler neler olacak dedi. Bir cumhurbaşkanının bir muhalefet partisi başkanına böylesi sözler sarf etmesi eleştiriliyor. Özellikle de son iki yıldır sokak ortasında birçok siyasi saldırı düzenlenmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçtiği bu dilin şiddeti artırabileceği endişesi hakim. Elde edilen bu başarılar... Erdoğan dün grup toplantısında İyi Parti lideri Akşener'e yapılan saldırı hakkında konuştu. Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor ve onun ardından da memleketim Rize'ye gidiyor. Ve gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Bu daha bir. Daha neler olacak neler? Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Erdoğan'ın Akşener'e Rize'de yapılan saldırıyı onaylayan sözlerine muhalefet tepki gösterdi. Ve Erdoğan'ın bundan sonra yaşanacak saldırı ve şiddet eylemlerinin azmettiricisi olacağı çıkışında bulundu. AKP ise savunmaya geçti. Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, muhalefeti Erdoğan'ın sözlerini çarpıtmakla suçladı. Ancak Türkiye'de son iki yıldır siyasilere ve gazetecilere dönük saldırıların artacağına ilişkin endişeler dile getiriliyor. Hatırlarsınız. 31 Mart seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Meral Akşener'i hapse attırmakla tehdit etmişti. O tarihlerde yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir şehit cenazesinde linç edilmek istenmişti. Yine hemen o tarihlerde Yeni Çağ Gazetesi yazarı o tarihte Yavuz Selim Demirağ darp edilmişti sokakta. Son iki yıldır yaşanan saldırılar bunlarla da sınırlı kalmadı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteci hukukçu Afşin Hatipoğlu ve gazeteci Levent Gültekin ile Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu da saldırıya uğradı. Seymen'de Uğuroğlu da saldırganların cesaretlendirildiğini öne sürüyor. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı olduğu dönemde İki ayrı dosya oluşturuldu ve cinayet masası baktı. Halbuki suç örgütü tek, organize ve buna rağmen iki ayrı dosya açıldı. 15 Ocak'ta bana saldırı yapıldı ve sıkı durun 10 Kasım'da saat 9:05 geçe duruşma kondu. Yani inanılır gibi değil, bir yıl sonra neredeyse duruşma başlayacak. Avukat Seymen, saldırılarla ilgili olarak hukukun işlemediği görüşünde. Saldırganlar gerekli cezalara çarptırılmadı. Hatta tam aksine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğu gibi saldırı yapan kişi yüceleştirildi, o takdir edildi. Bunun olmaması gerekir diye biz bir yıldır, iki yıldır bağırıyoruz. Uğuroğlu ve Seymen önümüzdeki döneme dair endişeli. Korkan insanlar karşıdakilerini korkuturlar. Erdoğan korkuyor çünkü iktidarı kaybediyor. Onun için de karşısındaki muhalefeti sindirmek için korkutmaya çalışıyor. Çünkü ülkenin başındaki kişi bu tür olayları kınamaz, eleştirmez, gerekli soruşturmaların yapılacağını duyurmazsa, tam aksine bunları övücü söylemlerde bulunursa, özellikle güvenlik güçleri ve hepsine asla emniyet güçlerimizin, tabii burada karalamak istemem, çok vatansever, hukuka bağlı polislerimiz var ama durumdan vazife çıkartan, emniyetin içerisine bir şekilde dahil olmuş iktidar yandaşı, iktidar militanı kişiler
muhalif gördükleri kişileri bu şekilde darbe ederler. Endişelerin yersiz olduğunu düşünen AKP'li yetkililerse Erdoğan'ın Netanyahu benzetmesi nedeniyle Akşener'e çıkıştığının unutulmaması gerektiğini vurguluyor. 25 yıldır aydınlatılamayan Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soru işaretleri artıyor. Sedat Peker'in iddiaları üzerine kardeşi Atilla Peker'in savcılığa verdiği dilekçedeki beyanları ve eski MİT yöneticisi Korkut Eken'in açıklamaları kafaları karıştırdı. Korkut Eken de o dönem Kıbrıs'ta olan emekli Orgeneral Galip Mendi de görüştüklerini doğruluyor. Ancak Atilla Peker'in hangi sıfatla oraya götürüldüğü muğlak. Meclis Eski Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar'a göre Adalı cinayeti Susurluk'la doğrudan ilişkili. Atilla Peker'in ifadesinde geçen görüşme hem dönemin KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Galip Mendi hem de emekli yarbay eski MİT'çi Korkut Eken tarafından doğrulandı. Sözcü gazetesine konuşan Korkut Eken, Atilla Peker'le Kıbrıs'a gittiğini kabul ederken suikast iddiasını yalanladı. Eken, Adalı'yı tanımadığını söyledi. Kıbrıs'a PKK faaliyetlerine ilişkin gittiklerini aktaran Eken, her ihtimale karşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim dedi. Peki o tarihte Eken'in görev ve sorumlulukları neydi? Dönemde görevi İçişleri Bakanlığı'da danışmanlık yapıyordu Korkut Eken. Mehmet Ağar'ın hemen hemen sağ koluydu. Korkut Eken eski bir TSK, yani Türk Silahlı Kuvvetler mensubu, özel harekatçı ve kaybolan uzun silahlarıyla ilgili Korkut Eken'e sorulan soruda ben bunu söyleyemem, devlet sırrıdır. Zaten ortaya çıkarsa devletler birbirleriyle savaşırlar demişti. Susurluk skandalına adı karışan Eken 2,5 yıl hapis yatmıştı. Atilla Peker'in ifadesine göre Kıbrıs'taki görüşme Susurluk skandalından birkaç ay öncesine dayanıyor. Tabii failler kendilerini savunmak adına birçok farklı olayı yok edecek, dezenformasyon verecek konumda oldukları da bilinen ve doğal olan bir hareket. Ben adada da bu konuyu araştıran bir kişi olarak Susurluk bağlantısı olduğu konusunda ciddi kanılarım vardı. Nitekim Kıbrıs'ta bu olayın Türkiye bağlantılı olduğu ve dolayısıyla Susurluk'la da ilişkili, doğrudan ilişkili olduğu konusunda bir kanı vardı. Ancak Türkiye bu konuyu çözmediği için KKTC'de de sonuca varılmadı. Sağlara göre Eken'in Kutlu Adalı'yı tanımadığına ilişkin iddiası inandırıcı değil. Kutlu Adalı'nın o gün Susurlukçuların Kıbrıs'ta uygulamaya çalıştıkları düzene karşı çıkan çok önemli bir yazar. Sedat Peker'in bu ifşaatında doğruluk payının çok yüksek olduğu açık. Nitekim Atilla Peker'i gözaltına aldılar ama ruhsatsız silahtan aldılar. Adam öldürme ya da organize suçtan alınmış olsaydı muhtemelen Atilla Peker büyük ifşaatlarda bulunacaktı. Ondan korkuldu. Oda TV'ye konuşan Galip Mendi de Peker ve Eken'le görüştüğünü kabul etti. O dönem Atilla Peker'in kim olduğunu ise bilmediğini söyledi. Galip Mendi'nin ifadeleri de tatmin etmedi benim. Ben Susurluk dosyasını daha önce Özal suikast dinin araştırılması komisyonunda bulunan faili meçhul cinayetlerle ilgili çalışmalar yapan birisi olarak görüyorum ki Susurluk'tan daha önceki olan dosyalardan çok daha farklı ve vahim konumda. Adalı cinayetinin yeniden araştırılmasıyla ilgili KKTC parlamentosunda önerge verilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sedat Peker'in iddiaları araştırılsın talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sedat Peker'in haftalardır öne sürdüğü iddialar ve dikkat çektiği konular içinde bir dönem tehdit ettiği barış akademisyenleri de var. Peker, oluk oluk kanlarını akıtacağız diyerek akademisyenleri tehdit ettiği davada beraat etmişti. Şimdi terörle ilgisi olmayan akademisyenlerden özür dilerim demesi akademisyenleri tatmin etmedi. DV Haber'e konuşan akademisyenler o dönem Sedat Peker kendine düşen rolü oynadı diyor. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız kardeşlerim.
Sedat Peker'in ifşa videolarında barış bildirisine imza atan akademisyenleri hedef alan oluk oluk kanlarını akıtacağız sözleri 3 yıl sonra yeniden gündemde. Barış bildirisine imza attıkları için ihraç edilen, beraat etmelerine rağmen göreve iade edilmeyen akademisyenlerden biri olan Cenk Yiğiter tepkili. Metinde hükümete çözüm sürecine dönün ve insan hakları ihlallerine sona erdirin çağrısı yapıldığını vurgulayan Yiğiter, Peker'in manipülasyon sürecinin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Bu manipülasyonun bir yerinde Sedat Peker var. Bir yerinde Recep Tayyip Erdoğan var. Daha bildiriye açıklamaz. Recep Tayyip Erdoğan zaten işte bir sürü hakaretle bu süreci başlattı. Akabinde üniversiteler, yani Türkiye'de neredeyse hiçbir konuda açıklama yapmayan üniversiteler resmi düzeyde açıklamalar yaptılar. Bir takım işte başka imza kampanyaları, karşı imza kampanyaları gerçekleşti. Ulusal ve yerel düzeydeki iktidar yanlısı medyada açık açık hedef gösterildik. Boy boy fotoğraflarımız konuldu. Ailelerimize kadar fotoğraflar paylaştı. Tutuklamalar oldu. Gözaltına alınan meslektaşlarımız oldu. Peker'in terörle ilgisi olmayan akademisyenlerden özür diliyorum sözlerine yönelik bizde bir karşılığı yok diye açıklama yapan Yiğiter o dönem akademisyenlere yapılanları hatırlatıyor. Bir takım üniversitelerdeki faşist paramiliter suç örgütleri de bu süreçte devreye girdiler. Hocalarımızın kapılarına çarpı işaretleri konuldu. İşte arabaların camlarını odaların kapısına teçhiz mektupları bırakın. Sedat Peker tweet paylaşımında o dönem bir korku iklimi yaratılmak istendiğini belirtti. Barış imzacısı Sibel Özbud'un da bu noktaya dikkat çekiyor. Zannediyorum tam da yani budur, bu kan banyosu hikayesinin özeti budur. Bir korku iktidarın bir korku iklimi yaratma projesinin bir parçası olmuştur Sedat Peker, bir unsuru olmuştur. Sonradan galiba aralarında bir pay kavgası, bir anlaşmazlık çıktı ve birbirlerine düştüler. Anayasa Mahkemesi barış metninde suçu, cebri, şiddeti öven hiçbir şey olmadığını belirterek bildirinin ifade özgürlüğüne girdiğine hükmetti. Bu karar üzerine davaların neredeyse tamamından beraat kararı çıktı. Sibel Özbud'un insan hakları ihlallerine son verilmesi çağrısı yapan bildiriyi gördüğü olayların vicdanı üzerinde yol açtığı baskı nedeniyle imzaladığını belirtiyor. Tam operasyonlar sırasında surun içine kadar girme şansımız oldu. Birçok şey yaşadık ama en çarpıcısı bir ölünün sokakta bir haftadır bekliyor oluşuydu. Ailesi ve oradaki işte belediye yetkilileri defalarca müracaat etmelerine ve valinin iznini almalarına rağmen oradaki özel timciler izin vermiyorlar. Anayasa Mahkemesi kararının üzerinden 2, ihraçların üzerinden 4 yıldan fazla bir süre geçti. Olağanüstü Hal Komisyonu akademisyenlerin göreve iade başvurularını hala ele almış değil. Bu iktidar bu tutumunu sürdürdüğü sürece, bu keyfi yönetim sürdüğü sürece göreve iade mümkün gözükmüyor. Karımızı dışarı almak isteyen Sedat Peker şu anda Dubai'de ama Sedat Peker'in fikirleri şu anda OHAL komisyonunda yaşıyor. Yani OHAL komisyonu bu anlamıyla bakış açısını değiştirmedi. Tamam karımızla duş almıyorlar ama bizim içine sürüklendiğimiz, içine sokulmak istediğimiz bu sivil ölüm halini devam ettirme konusunda çok istikrarlı bir şekilde irade gösteriyorlar. Yiğiter, dönemin başbakanı Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendilerine hedef gösteren medyanın hala bir öz eleştiri yapmadığına dikkat çekiyor. Sedat Peker ve iddialarına yönelik bir gelişme kaydedildi bugün. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütü liderliğiyle suçlanan Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Türkiye'de siyasetin gündemi mafya-siyaset ilişkilerine yönelik açıklamalarla şekillenirken sokağın gündeminde yine ekonomi var. Euro kuru tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar kuru da tarihi seviyeleri zorluyor. Uzmanlar Türk lirasındaki değer kaybının enflasyonu daha da yukarı çekeceğini belirtiyor. Yani pandeminin etkilerinin hafiflemesi beklenen yaz döneminde yeni zamlar kapıda. Vatandaş döviz ve altında yükselişin sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlara göre ufak çaplı geri çekilmeler olsa da döviz ve altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek. Şu günlerde dolara karşı en yüksek seviyemiz 8.58 idi. Oralara 10 kuruş, 15 kuruş aşağısında dolanıyoruz. Euro karşısında tarihin en yüksek seviyesini gördük.
şu anda TL diğer paralara göre en değersiz dönemlerinden birini yaşıyor. Ve önümüzdeki günler için risklere baktığımız zaman kurun 8.58 zirvesini yukarı geçmesi beklenebilir. Son dönemde artan döviz kurlarının enflasyonda yeni bir yükseliş dalgası yaratabileceği belirtiliyor. Bu da son günlerde aşı haberleriyle sevinen vatandaşın cebini yakacak yeni bir zam dalgasının habercisi. 20 Mayıs'ta akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi artırılmıştı. Öte yandan buğday, arpa, kırmızı mercimek ve mısır gibi ürünlerde bu yıl kuraklık nedeniyle vatandaşın temel gıda ürünlerini daha pahalı tüketmek zorunda kalacağı belirtiliyor. Türkiye'de tüketici enflasyonu son resmi verilere göre %17 seviyesinde. Uzmanlara göre kısa vadede enflasyon %20'nin üzerine çıkabilir. Karşımızda iki ihtimal var. Birinci ihtimal, enflasyon bu seviyede kalmaya devam eder. Yani bu da nedir derseniz. 12-15 aralığında devam eder. Fakat bu da büyümede oldukça yavaş bir sürecin devamını beraberinde getirir. Ya da ekonomide bir toparlanma olursa, evet, TÜFE'deki şu an enflasyon TÜFE'ye doğru yansıyacağını, yani enflasyonun 20'lerin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Türkiye ekonomisi için adeta can simidi olan uluslararası yatırımlar da son yıllarda giderek kan kaybediyor. Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlı olduğu yıllarda yıllık 20 milyar doların üzerine çıkan uluslararası doğrudan yatırımlar son 5 yılda düşerek 2020 sonunda 7 milyar dolar seviyesine geriledi. 21 Mayıs itibariyle borsadaki yabancı payı da %42,3'e kadar geriledi. Peki açıklanan yeni reform paketleri ekonomiyi rahatlatacak yeni bir sermaye girişine yol açabilir mi? Açıkçası ben şu anki sistem içerisinde bunun kolaylıkla tersine çevrileceğine pek inanmıyorum. Yani sayısını hatırlamadığım, daha dün dahil bu arada sayısını hatırlamadığım reform paketleri var. Özellikle işte yargıda ve hukukta diyelim. Yani hani 5. 6. 7. yani bu böyle bir pay, işte reform yani 10 kere 50 kere yapılmaz biliyorsun. Biliyoruz hepimiz. Yani bu en fazla bir kere yaparsınız, adam gibi yaparsınız, herkesi inandırırsınız, kapsayıcı olur. Yani uluslararası arenaya da şey verir, mesajları verir. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 2830 liraya çıktı. Diğer zorunlu harcamalarla birlikte yoksulluk sınırı 9218 liraya yükseldi. Ve böylece yayınımızın sonuna geldik. Bugün Perşembe, veda etmeden bir hatırlatma yapalım. Bu akşam Nevşin Mengü Soruyor'da iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin ayrıntıları ve Türkiye'nin aşı stratejisi masaya yatırılacak. TS21'de Twitter ve YouTube'daki yayınımızı kaçırmayın. Yarın DV Haber'de görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz.